Evet, gördüğün gibi dün akşam bir balık yeme maceramız oldu. Hoş geldin yeni vloğa. O zaman hemen şöyle bir neler oldu gelişmelerden seni haberdar edeyim. Öncelikle ben çok uzun süredir balık yemediğim için ki neden yemiyorum söyleyeyim. Yazın balık yemiyorum. Bilmiyorum. O sıcaklarda balık yemiyorum. İlla böyle bir o denize yağmur yağacak. Balık sezonu da açılmışken dedik balık yiyelim ama asla evde kızartmam, kızarttırmam. Çünkü o evdeki kokusunda böyle çıkana kadar böyle o koku ben duramam bu evde. Otele falan yerleşmem gerekir. Hoşuma gitmiyor yani. Yok işte yumuşatıcı kaynat, yok sirkeli limonlusu falan hiçbir işe yaramıyor. O koku sindimi siniyor. Perdeleri yıka orayı çamaşır suyuyla falan şu an uğraşacak halim yok. Fırında da bilmiyorum anne. Babam yüzünden fırında şeyden hoşlanmaz oldum yani. Ne? Balıktan. Yani herkes fırında yapıyor. Çok da lezzetli olduğu söyleniyor ama bizim evde hiçbir zaman fırında balık yapılmadı çünkü babam yemez. Ben severim ama ben yemem. Babam yemediği için yapılmadı ve yapılmadığı için bilmiyor. Ben de çok hoşlanmıyorum. Şimdi baban... Bana pişmemiş gibi geliyormuş o. İşte bana da öyle oluyor. İlla böyle bir mısır unuyla kızaracak o. Kızarmış da zararlı aslında. Evet. Bütün vitamini gidiyor. Omega 3 gitti. O onlar öyle alışmış. İşte. İşte iyi yemiyor başka. Ben de babama çekmişim. Neyse ki velhasıl kelam. Dedik o kadar uğraşacağımıza gidelim. Bir balık restoranında yiyelim. Ufuk abim de oraya çok fazla gittiği için çok önerdi. Oraya gittik. Lezzetliydi ama porsiyonları azdı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fiyatına göre porsiyonları küçük geldi. Ve hemen ertesi gün yani bugün yani bu sabah erken dakikalarda neler yaşandı. Hep birlikte görelim. Ve bir de bir kapanıyor. İnşallah güzel olur. Olur bitkisel boyayla. Bu arada ben de maske falan böyle. Ero'yu beklersek daha çok bekleyeceğiz dedim ve anneme dedim her şeyin bir iki vardır Adoş kalkasın. İlk defa yaptım ha. İlk defa evet. Evet şimdi saçım boyandı ve yarım saat kadar bu şekilde bekleyeceğim. Şimdi annem kalan boyayla kendi saçını boyamaya çalışıyor. Bu arada Eren'in tişörtünü feda etmek zorunda kaldım. Çünkü bu tişört çok çekti. Giyemiyor artık bundan sonra bu boya tişörtüm olur. Ne yapayım? Boya kokusu falan almadık çünkü biz. Bayağı bitkiselmiş ama ne olur ne olmaz ben maskeyle takılmaya devam. Ve artık herkes rahatlayabilir. Herkes şöyle derin bir nefes alabilir. O saçını boya, ne zaman boyayacaksın? O tutamını boyatmayacak mısın? Hani boyayacaktın? Yeter artık boya boyat diyenlere geçmiş olsun. Boyadık gördüğün gibi. Ve gerçekten nasıl tutturdum bilmiyorum. Helal olsun. Zaten benim saçımla annemin saçı aynı renk. O yüzden kalanıyla da annem boyadı. Onunki de çok güzel oldu. Ve boyayı biz çok beğendik. Şöyle ben bunu gratisten almıştım. Bitkisel. Yani organik boya diye geçiyor. Anne kokusu çıktı. Oldu mu hiç? Yoktu. Hiç kokusu yoktu. Ne göz yakması ne koku yoktu. Ona rağmen ben maske taktım. Çok güzel ve çok güzel tuttu. Şu anda akar mı bilmiyorum. Benim kullandığım renk direkt 4 numarası kahve diye geçiyor. Benim saçım bu renkmiş. Zaten alırken de şurada saçtaki renkleri gözüktüğü için ona güvenerek almıştım. İlk kez denedim. Daha önceki bu neydi? Galette miydi? Palette mi? Galette ne? Palette. Garnier'le paletteyi birleştirdim.
Onlardan falan hani alışılagelmiş boyaların dışında ilk kez bir boya denedim ve çok 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 memnun kaldık gerçekten. İçerisinde argan yağı, keten tohumu yağı, limon kabuğu yağı, portakal kabuğu yağı da varmış. Bu da saçı beyazlıyor. Yani ben sadece bir tutamıma sürdüğüm için çok fazla anlamadım ama annemin komple saçına sürdük ve gerçekten güzel. Bunu da eklemiş olayım. Bu arada ben çok seviyordum saçımın orasının morunu. Ama sürekli dipten açmam gerektiği için hamileliğimde bunu yapamazdım. O yüzden eski rengine boyadım. Bu kadar beklememin sebebi de aslında doktorum 5. aydan sonra boya demişti diplerine uygulamadan bir başkasının yardımıyla. Ya o yüzden o şekilde boyadım. İnşallah doğumdan sonra Rabbim izin verirse o günleri görmeye başka şeyler düşünüyorum. Şimdi ezan başladım. Daha sonra geliyorum. Kendime çok güzel bir şey aldım çünkü. Şimdi kimileri için çok güzel bir şey olmayabilir ama bizim çok hoşumuza gitti herhalde. O yüzden hemen sipariş ettim. Şöyle bir pijama altı. Pijama takımı değil bu arada. Tabii ki de bizim konseptimiz artık. Yakında Mars'a taşınıyoruz. Bekleriz efendim. İşte bu. Şöyle. Ama kumaşı çok güzel. Bak yemin ederim bu benim en sevdiğim pijama kumaşı. Çok tatlı değil mi? Bu arada ben XX'ler çaldım. Ama şu anda olmaz bu bana. Hani göbeğimden dolayı. Yani olur. Ama ben böyle biraz daha böyle sevdiğim için giymem. Yani doğumdan sonra böyle rahat rahat. Ay çok hoşuma gitti ya. Şöyle üzerinde küçük küçük gezegenlerimiz var. Bunun linkini bırakırım aşağıya. Gerçekten çok güzel ve bedenleri çok hızlı tükeniyormuş. Ona göre isteyen olursa kaçırmadan bir baksın. Şimdi benim anam ne yaptı biliyor musun benim anam? Anam çilekeş anam. Canım anam. Evet yaptı. Evet bunu yaptı bize. Şöyle ben hemen alayım. Hemen birer tane, ikişer tane, beşer tane artık ne kadar istersek. Oy derya kuzusu bunlar. Evet biz şimdi böyle balkonda keyif yapmaya karar verdik. Çünkü bu balkonu dün Eren komple boyadı. Şöyle. Şu şuralarda çatlak vardı. Balkonun çıktıkça çok moralim bozuluyordu. Oraları da hep alçıyla kapatmış. Üstünü boyamış. Böyle her yeri temizledi. Ve masayı bu tarafa aldık. Burada da benim eskiden biriktirdiğim ve küçüklüğümden olan oyuncaklar vardı. Onları yıkamıştık. Mesela bu tavşan nereden gelmişti anne? İngiltere'den. Kim getirdi? Bunu da annemin kardeşi İngiltere'den getirmişti bize. Ama yıkanınca birazcık saçma sapan bir hal aldı. Normalde bu çok tatlı bir tavşandı ama şu an hiç tatlı gözükmüyor. Çok korkunç. Bunun hikayesi de var. Bunun hikayesini sonra anlatırım bir gün. Evet şimdi Uraz'ın odasının tülü geldi. Hep beraber bakalım mı? Şurada çamaşır katladım da onlar var. Henüz kaldırmadım. Bitti. Şimdi halısı. Halısından sonra da fonları gelecek inşallah. Ama şu tüle bir bakalım hep beraber. Ben de açıp bakmadım şimdi. Evet biz buradan çıkan simli tülümüzü Serya'nın odası için kayınvalideme vermiştik. O yüzden burada sadece perde duruyordu. Bu da topla boya yaparken şey falan çok kırıştı. Bu da bir yıkanır artık ütüler. Ondan sonra tekrar asılır. Bu burada kalacak mevcutta tekrar bir perde. Yani güneşlik diktirmeyeceğim. Bir yıkanır. Bir yoğun sigara kokusu var çünkü şu anda. Belli ki dikimhanede sigara içiliyor. Evet. Ya şey çok güzel. Böyle yumuşak, hışır hışır değil. Benim o simli tüllerim böyle biraz sert beni rahatsız ediyordu. Üf. Nasıl sigara koku? Abi yapmayın ya. Üf. Midem bulandı şu anda. Şöyle içinde küçük küçük puantiyeleri olan. Hani dedik çocuk odasına böyle çok ağır bir şey olmasın. Azıcık hafif olsun dedik. Bunu seçtik. Böyle sık pileli. Bir tül hemen katlayıp yıkamaya atıyorum. Dayanamayacağım. Bu arada annem sormuş 30 derecede mi? Sık kırmayın fazla. 30 derecede mi? Hı hı. 30 derecede ki tam diğer perde programında işte. Hani perde programları çok sıktırıyor dedi. Onlar. Hayır ben onu 600'e indiriyorum. Ama hayır perde de değil. Ben genelde tüllerim sentetik de yıkıyorum. 40-30 derecede. Bir şey olmuyor. Tamam ama çok kötü. Yumuşatıcı. Yok. Evet babamız imdadımıza yetişti resmen. Makine evet. Bitti. Daha yeni girdin eve ama. Eren geldi. Evet şimdi Orluşu'nun perdesini, tülünü asıyor. Evet. Beğendin mi? Güzel aşkım. Sen yoktun desen çünkü. Değil mi deseni ama güzel. Bitti mi? Ana basıyorsun kız. Pardon. Azıcık kırışmış gibi ha doş. Sarkı şey yapacak. Islaklığıyla gidecek mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Dakikalardır burada tüle bakıyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç. Yani modeli, tülün modeli şeyi, kumaşının deseni falan değil. Duruşu.
Ay şimdi geleceğim, bir dakika, vlogdayım. Onlar da beni çağırıyor moralim bozma diye, ama ben buradan ayrılamıyorum. Düzeltmeye çalışıyorum, düzelttikçe kötü oluyor. Demek ki neymiş Şandeciğim? Ucuz etin yahnisi yavan olurmuş. Duruşa bak. Pilelerin birisi Anya'ya, birisi Konya'ya bakıyor. Söylediği gibi yıkadım. Yıkamadan asamazdım çünkü gerçekten leş gibi sigara kokuyordu. Yarın gideceğiz ve... Gideceğiz dükkana ve söyleyeceğiz kendilerine. Bu ne? Yani eminim birçok kişi anlayacaktır şu an şu görüntüden. Ne kadar kötü durduğunu. Seni yakaladım. Tül ne kadar kötü değil mi? Bak. Ne kadar güzel. Aşkım, acaba bunu mu taksak oraya ya? Bu okkalı bir tül. Vallahi çok moralim bozuldu ya. Bu arada bunu gördün mü? Çok güzel. Bari bunu sevinelim. Bunlar Mars'a hazırlık, ben sana söyleyeyim mi? Ben ne dedim, bugün Mars'a taşınıyoruz yakında diye aşkım. Mars'a taşınacağız biz. Sana da alayım aynısından. Belki ekonomiyi orada kurtarırız. Evet, saatler gece yarısına yaklaşırken, yani 12'ye yaklaşırken tekrar buradayım. Şimdi gideceğim, makyajımı güzelce temizleyeceğim. Şurada ufak bir sivilcem çıkıyordu geçen yaşadığımız streslerden dolayı. Ama sağ olsun benim kocama oranla bir şey vardı. Çot dedi, tırnağını bir taktı, oraya kanattı. Şimdi böyle piercing gibi duruyor. Teşekkürler bu arada. Tekrar her şey için. Birazcık böyle takılırız, sonra da uykuya. Çünkü yarın inşallah doktor kontrolümüz var ve oğlumuzu görmeye gideceğiz. Çok heyecanlı. Bir ay oldu görmeyeli. Ve bakalım büyümüş mü, kilo almış mı, ne kadar almış. Hepsini yarın öğreneceğiz inşallah. Sağlığı sıhhati yerinde olsun da benim için önemli olan o. Bizim için önemli olan o. Böyle hep doktora gideceğimiz sabahların gecesi heyecandan uyuyamıyorum. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin bu duyguları yaşamayı. Biz de inşallah sağlıklı saatle kucağımıza alalım. Ve sağlıklı saatle büyütebilmeyi nasip etsin Rabbim. Bugünlük benden bu kadar. O zaman inşallah Rabbimin izniyle yarın tekrar görüşürüz. Ve bakalım bu sefer Uraz bize yüzünü gösterecek mi? Göstermiyor anacığım. Adam göstermiyor yüzünü yani. Günaydın. Ve biz artık doktora gitmek için hazırız. Ne haber baba? Dedorantını sıkayım. Dedorantını sıktı. Tövbe. Bu arada şimdi annemi bekliyoruz. Annem de gelecek ama doktor annem içeriye almıyor. Annem işte doktor için değil. Geçen düğme almaya gitmiştik biz de, demiştim bir önceki vlogda anneme düğme alacağız diye. Gittiğimiz yerde hiç güzel düğme bulamamıştık. Hazır dedik Ero varken arabayla şu uzakta bir yer var, oraya bizi bir bıraksın, oradan bakalım diye. Eren de bugün çalışmıyor. Çok mutluyum o yüzden ama gidecek. İzinliyiz. Gidecek. Hello Kitty mi verir misin? Ya bak sen bunlara çok kötü davranıyorsun. Bunu ben lisede olamam. Anne lisede miydin, Beylikdüzü'nde miydik kız? Beylikdüzü'nde aldığım iPhone 5'e göre. Evet, iPhone 5'e göre telefon kılıfıydı bu. Babana hediye almıştım onu. Babama. Hayır, ben şöyle bir şey yapmıştım. Bunu almıştım, gitmiştim. Babamda iPhone vardı, bende Note iPhone vardı. Babamda da iPhone vardı. 5S vardı, bende de Note vardı. Ben bu kılıfı almıştım. Babama demiştim ki baba ben bu kılıfı aldım, senin telefonunu almak zorundayım. Ama vermemişti tabii ki de. Bu böyle yalan olmuştu. Tül kurudu tamamen ama hiçbir şey değişmedi. Yani şimdi şey doğuracağız, oraya doğuracağız zaten. Diyeceğim ki kardeşim sizin yaptığınız perdeye tüle tüküreyim yani. Ben sana demedim ki bana ucuzun yap diye. Ben bunu beğendim, nasıl olur dedim, güzel olur dedim. Fiyatını söyledin, ucuz söyledin. Şuraya bak ya. Bu ne? Ay sinirlerim bozuluyor. Bir de bildiğin yani çok ince. Oradaki kumaş ince değildi. Neyse onun hakkında daha fazla konuşmayacağım. Benim için ömrüm boyunca tül perde konusu burada kapanmıştır. Biz çıktık gidiyoruz. Yalnız hava ne kadar basık ya. Güneş yok ama sıcak. Ay, biz de böyle ne güzel olmuşuz. 100 yıl önce doğdu şu an. Yok 100 yıl çok geçeli çok oldu. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ben bozulmuş abi, ne yapayım şimdi ya. Ay zaten bizim şu Türk insanı gerçekten eli kornada geziyor ya. Neyse öyle çıktık biz, inşallah sağ salim hastaneye gidersek. Oradan sonra da görüşürüz. Ananiş de burada, ananiş. Heyecanlıyız. Ama senin de görebilmeni çok isterdim ama. Çünkü şimdi bu bebeğin kafası biraz takip edin böyle.
Hani çok büyüdüğü için ayırt etmek evet, zor olabilir maşallah. Ama birazcık birlikte bakalım. Şu kolu, dirseği, eli. Şu şekilde vücudunun yan tarafında. Tam şok var. Şimdi eli belinde. Bana en çok sorulan soruların cevabı buraya geliyorum. Şimdi biz doktordan çıktık, çok da ses var. Hangi doktora nereye geldiğim çok fazla soruluyordu. Ben tekrar doktorumla görüştüm, iznini aldım ve gösterdim. Çok rüzgar var ya. Hadi gel baba, gel baba. Gel. Hangi kanal? Puk TV. Evet, bu hastane. Şu. Vallahi konuşamadım, çok rüzgar vardı. Gösterdiğim gibi zaten işte Gazi Osman Paşa Kadın Sağlığı Merkezi'ne gidiyorum ben. Orada hangi doktora gidiyorum hemen söyleyeyim. Nefise Rafet Meriç. Aşırı memnunum. Benim ilk işte hamile olduğumu öğrendiğimde gittiğim doktor haricinde ilk doktorum. Yani o doktora sadece gebelik var mı diye teşhis koymaya gitmiştim. Ve hiç memnun kalmadığım için onunla devam etmedim. Daha sonra çok şükür ki Nefise Hanım diye bir doktor varmış. Rabbim nasip etti diyorum yani. Onunla gidiyorum ve gerçekten çok memnunum. Bunu da çok merak edenler için söylemek istedim. Gene bataryam bitiyor. Dayanamadı tabünden bugüne. Hemen değiştirip geliyorum. Şimdi çok şükür her şey yolunda ilerliyor. Bebeğimiz sağlıklı, kilosu, olması gerektiği gibi haftasıyla uyumlu, suyu, plasenta falan. Allah'ıma binlerce şükür. İnşallah tüm hamileler olarak evlatlarımıza sağlıkla kavuşur, sağlıkla büyütebiliriz. Ve isteyen herkes, bekleyen herkes de karısıyla bu duyguları hayırlı zamanda yaşayabilir. Bu arada sadece gebelere değil, gebe olmak isteyenlere de bakıyor benim gittiğim doktorum. Bilgisine ve ilgisine aşırı güvendiğim için gönül rahatlığıyla önerebilirim. Daha sonra zaten gördüğün gibi NST'lere başladık. Ben 31. haftamdayım ve benim doktorum 31. haftada itibaren NST'leri uygun görüyor. Ki bence de çok mantıklı. Sonuçta bir de benim ilk gebeliğim. Herhangi bir Allah korusun erken doğum belirtisini anlamayabilirim, hissetmeyebilirim. Bana çok normal gelebilir. Ama NST'deki kasılmalar gibi şeylerle erken doğum teşhisi konup önlenmeye çalışabilir. Önlenmiyorsa ona göre bir yol izlenebilmesi açısından bence 31. haftadan sonra yapılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Hatta bu beni rahatlattı bile diyebilirim. Bunun da bataryası bitikmiş. Ya neyse, öyle çok şükür her şey yolunda diyeyim gideyim. Merak ettiğiniz bu süreçle ilgili, 31. haftaya kadar olan süreçle ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlara bırakın. Ara sıra böyle bu şekilde size cevaplıyor olurum. Bir de gene yüzünü göstermedi. Arkasında ben ensesini gösteriyor bize. Ense tıraşını gösteriyor. Asla yüzünü dönmüyor. Bize sürpriz yapmak istiyor. Ama bizim için önemli olan tek şey de sağlıklı olması. Kime benzediği, gözünün rengi, kaşığının İşte kalınlığı hiç önemli değil. Gerçekten sadece sağlığı yerinde olsun. Ama benim hissimi soracaksanız Eren'e benzeyecekmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, içimden öyle geçiyor. Babası, en başından beri çünkü hep şey dedim. Babasının oğlu dedim cinsiyetini öğrendikten sonra. Evet, şimdi biz düğmeleri de aldık. Onu söylemeyi unuttum sonunda. Yani burada hatta annem dikmeye bile başladı. Çünkü birazdan annem gidecek. Ve o sırada da bugün kargo gelmişti. Hemen hep beraber bakalım. Bu kargoyu en çok kim bekliyordu tabii ki de? Ben. Evet. Bu bir sticker. Dün söylemiştim sanırım. Duvar. Duvarını süslemek amacıyla. Çünkü şu an çok genç odası gibi duruyor. Ben kendime oda yapsaydım kendime de bu şekilde yapardım yani. Sonuçta bebek odası yani sonuçta. Sonuçta. Bakalım. Şaşırdık mı? Konsepte şaşırdık mı? Şaşırdım. Şöyle basayım ayağımla. Ve tabii ki Eron'un isteği üzerine gerçekleşmiş bir duvar süslemesi olacak. Normalde ben odada çok fazla uzay konsepti istemedim açıkçası. Hani birkaç tane kıyafet aldım ama kıyafeti giyecek, çıkaracak. Bir daha ne zaman giyecek belli değil ama bu sürekli olacak. Ben isteyen böyle bir şey düşünmüyordum ama bir şey de düşünmüyordum. Ondan sonra Eren çok isteyince onu kırmak istemediğimden dolayı böyle bir şey aldık. Bir duvarına tutalım, gel bakalım nasıl duracak. Biraz düzleştirmek istiyorum. Ama şimdi düzleştirmeseydin onu, çünkü beşiği geldikten sonra
Çünkü şöyle bir şey, anneannemizle dedemiz, yani benim babam Yıldırım dedemize teşekkür ederiz. Beşiğimizi de aldılar. Onun kargosunu bekliyoruz gelmesini. İnternetten sipariş ettik çünkü. Keselerine bereket. Gerçekten Allah başımızdan eksik etmesin dedelerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizi. Şimdi bunu da hani duvara ben ortalamayalım diyorum. Şöyle beşiğini şuraya koyuyoruz ya, beşiğin başında mı olsun diyorum. Ama bu da çok büyükmüş ya. Nasıl olacak? Uydu mu sence odaya? Ya niye uymaz? Şu renkle şu renk pek uymadı gibi geldi bana, ama uydu gibi de geldi. Hayır canım, burada öyle beyaz bir de yani. Alt mesela zemin. Bence şu olmasa da olur. Niye? Asıl o zaten. İşte bana kalırsa, ama sen... Bak gene tülü gördüm, moralim bozuldu. Şöyle döneceğim. Sen mesela bana şunlar çok yeterli kalır. Duvara tut. Duvarda güzel gözüküyordu. Şey tutamadım ki. Dikkat et. Beşiğini kıracaksın çocuğun. Şöyle ama çok tabii böyle yukarıda. Değil. Böyle tabii ki değil. De bu. Bu arada şey sticker, yani bunlar tek tek şöyle ayrılıyor ve duvara istediğiniz gibi dağınık yapıştırabiliyorsunuz. Yapacağız. Zaten dağınık olur. Tabii bu şu an bir arada duruyor. Böyle stickerımız da bu şekilde. Ben şeyi merak ediyorum. Nasıl sökülecek? Sökümü mü? Sökümü ne yapacağız? Tekrar boyayacağız. Ama biz ardiyet bu odayı da ne olur ya, yeter ya. Şu odayı boyadığım kadar makyaj yapmamışımdır. Yapmışımdır. Ya, abartmayayım. Bence şey direkt halının altına koy. Bu da eski mutfak halım. Şimdilik koyduk bunu buraya. Gidecek. Altına koy ki en azından şey olsun. Düzlesin. Aynen. Zaten beşik gelmeden takmak istemiyorum ben şu anda. Bu da bu şekildeydi. Evet, şimdi abimler de geldi. Annem gitmeden önce, yani bu gitme gidişinin son yemeğini yiyoruz. Böyle onlar da bir göstereyim. Tamam hadi yemin. Şimdi hiç çaktırmadan tek bir yorum istiyorum sana. Tek kelime. Belki bunu sadece biz anlayacağız ama olsun, bize hatıra kalsın. O çok güzel bir şey söyledi de şimdi burada söylenmez, o biplenir. Söyle söyle, ben biplerim. Bence bazen gözler sözlerden daha çok şey anlatır. Peki sizin sıfatınıza bakmak istiyorum. Sen ne diyorsun aşkım? Boş. Keşke diyorum ya. Peki sen, bu var ya kudurdu. Bu şu an çok zor duruyor. Ben cringe, üstüne cringe'ler oldum böyle. Kendim utandım ya. Anneanne dayanamadı, kaçıyor artık. Ağlatacak beni. Gitme, ağlama. Ben sana git demedim ki. Şu an orduya da gitmiyor. Olabilir. Orada annem de babam da var yani sonuçta. Niye? Annen hamile mi? Hadi ayağınıza sağlık, güle güle gidin. Haber verin varınca. Hadi sen de sağ ol her şey için. Hadi anne, görüşürüz. Selam söyle soranlara. Tamam. Bir şey olursa ara beni. Hadi kendinize iyi bakın. Çok selam söyleyin. Unuttun. Her şey burada. Her şey burada unutmuş. Şey burada duygusuzluk ya. Anneannemiz gitti gördüğün gibi. Annemi yolculadık ama orduya gitmedi. Şöyle bir şey, benim anneannem de İstanbul'da yaşadığı için ilk buraya geldi. Burada vakit geçirdi. Şimdi normalde sürpriz yapacaktı onlar ama Ufuk abim bütün sürprizi kaçırdı. Şimdi de anneannemlere geçti. Bir 5 gün falan da orada kalıp artık orduya dönecek. İnşallah ya doğuma direkt, bilmiyoruz artık önümüzdeki süreci, ya da doğuma yakın tekrar gelecek Rabbim izin verirse. Ama bir ufak burulmadık değil, tabii ki de burulduk. Şimdi yarın sabah kalkacağım, işte anne yüreğe demir ilacımı getiriyordu hemen içeyim diye. Çay suyunu koymuş oluyordu, hani tabii ki de hamileliğimden dolayı Allah razı olsun. Kalkıyordum evde, birisi kahvaltı olunca kahvaltı yapmam daha kolay oluyordu. Tek başına kahvaltı yapabilen insanlardan değilim çok fazla. Hani hamile olmadığım zamanlar hiç yapmıyordum. Öyle ama işte tek kendimi avutma yöntemim, herkes yerinde sağ olsun da
iyi olsun da uzak olalım. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi saatlerimiz bayağı ilerledi bu arada. 1'e geliyor neredeyse. Ben Instagram'da canlı yayın falan açtım. Böyle biraz vakit geçirdim. O yüzden vlogumu devam edemedim. O yüzden de Instagram'dan takip etmiyorsan hemen şuradan çıkan adresten beni takip edebilirsin. Hani uzunları olarak. Burada da bir tane canavar. Bu saatte afiyet olsun, bağ şeker olsun yemek yiyor ama tencereyle. Bildiğin tencereyle aldı buraya getirdi böyle yiyor. Bu adama hastayım ya. Çok seviyorum. Hiç böyle şeyleri yok yani. Bu arada onda çorba var. Ne oldu be ya? Üstünü de asla değiş. Altını değiştirdi üstü duruyor. Bugün bir salmışlık söz konusu. Birazdan şey yapacağım ya. Aynen. Yalnız tencereden yediğini fark ediyoruz şu anda. Tencerede ben yiyeceğim yani hepsini. İnşallah bitirebilirsem tabii. Afiyet olsun. Hadi sen yemek yerken biraz sohbet edelim. Mukbang gibi olsun. Uraz'ın gene yüzünü göstermemesine ne diyorsun babası? Bence diyor beni merak edin. Bence diyor beni merak edin. Ben dünyaya geldiğimde görün beni. Hani kime benzediğimi falan. Peki sen ne hissediyorsun? Tabii ki de sağlıklı olsun da. Yok mu? Hayır nasıldı Uğur'a sonunda? Benzemesi önemli değil. Hani sana da benzese. Bana da benzese okeyiz yani. Zaten ya sana benzeyecek ya bana benzeyecek. Öyle, dayılarından sen zaten Mustafa'ya da benziyor. Yani. Şimdi Mustafa'ya da benzese sana benzemiş oluyor. Ufuk abim de sonuçta anneme be. Bir yerde toplanıyoruz yani. Amcasına da benzese. Aynen. Yani sonuçta. Ama eğer ki halasına benzerse aşkım millet şok. Şey olmaz mı ya? Ama millet şok olur. Düşün halasına benzediğini. Neyse. Şey ne diyecektim. Nasıl duruyor ultrasonda göster. Neyse Eren yemeğini rahat yesin. Gerçekten böyle bak bu şekil duruyor bak içeride. Arkası dönük. Şöyle. Eli belinde böyle. Elini böyle yapmış. Çok güldürdü bizi ya. Çok şükür Rabbim isteyen herkese nasip etsin ama asla o gül cemalini bize göstermiyor oluşumuz. Sağlıklı olması bizim için çok yeterli tabii ki de daha önce de söylediğim gibi. Ben de bu saatte yemek yemeyi çok isterdim ama yemeyeceğim tabii ki de. Çok ya benim midem çok kötü yanıyor ya. Midem yanıyor deyip domatesli çorba içiyor ya. Allah'ım da mahvedecek beni. Domatesli çok asit. Domates asittir. Sen bir ılık süt içseydin sen. O iyi gelir mide yanmasına. Buzlu su yaptım kendime. Buzlu su iyi geliyor mu? Ne yapıyorsun sen? Neyse ben şu büyük bebeğimle ilgileneyim birazcık. Bu vlogda bilmiyorum ha ne kadar oldu, ne oldu, neler yaşandı. Hiç farkında değilim. O zaman ben şimdi vlogu kapatayım. Eğer kapatmadıysan zaten direkt yarına ışınlanırız. Bence ben bakarım çünkü yarın buna. Buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki buradasın, iyi ki bu hayatımızın bir parçasısın. Zamanını ayırıp bize değer verip bizi izlediğin için gerçekten çok mutluyum. Bir sonraki videoda... Bir sonraki vlog ve videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Hoşça kal teyzecik.